Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun fuarınız bu arada. Teşekkür ederiz. Şimdi Hüseyin Bey, hasat şapka olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi olsun, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat izleyicilerimize ben öncelikle çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hüseyin Teke kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Hüseyin Teke, Adıyaman doğumluyum. 1977 Adıyaman doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sektörde 20 yıldan fazladır sektördeyiz şu anda. Peki sektörle tanışmanız nasıl oldu? Tanışmamız tabii ki ilginç oldu. Ben buraya üniversiteye geldim. Öğrenci İstanbul olarak. Üniversitesi'ni okumak için. Tabii bizim üniversitede de Beyazıt'taydı. O İstanbul Ticaret Merkezi eskiden Tahtakale piyasasıydı, Mercan piyasasıydı. Evet. Hem okuyup hem harçlığımızı çıkartmak için o Tahtakale piyasasında, Mercan piyasasında çalıştık. Bu vesileyle bu sektörle bir tanışma zeminimiz oluştu. Evet. Ondan sonra üniversitede sonra da devam ettik. Yani o süreçten bu sürece 20 yılı da geçiyor. Evet. Bir şekilde cazip geldi bu sektör. Bu sektörde de devam ettik. Evet. Yani İstanbul'a okumak sebebiyle buraya geldiniz. Hem okuyup hem harçlık çıkartmak vesilesiyle çalıştık. İşe başladınız. O işte devam ettik. Başladığınız iş artık bugün mesleğiniz haline geldi. Ve 20 yılı bir aşkın süredir de yine bu sektörün içerisinde şu anda da firma sahibi olarak devam ediyorsunuz. Peki hasat şapkayı kaç yılında kurdunuz? Evet, tabii hasat şapka ortalama 10 senedir kuruldu. Evet. 10 senede fazla da bu sektörde çalıştım. Yani 2011 yılında kurulmuş 2011'in oldu. Sonunda kuruldu. Uzun bir zaman bir deneyim kazandık, çalıştık, tecrübe kazandık. Belli bir zamandan sonra da kendi işimizi kurduk. Şükürler olsun. Şu anda 60 kişiden fazla bir ekibimiz var. Ne güzel. İmalatın çoğu kendi bünyemizde. Yani çoğu dedim, imalat da bünyemizde, baskı da bünyemizde. En son nakış bünyemizde değildi. Şükürler olsun, onu da 1-2 ay önce nakış da bünyemizde aldık. Bünyenizi aldınız, evet. Yani 60 kişi, bir ailede 4 kişi var sayarsak ortalama 250 kişi hasat şapkadan ekmek yiyor. Evet. İnsanlara aş vermiş oldunuz, iş vermiş oldunuz. Peki efendim, ürün hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl ürünler yapıyorsunuz? Ya bizim ismim üzeri hasat şapka. Yani biz tekstilin genel alanında hizmet veriyoruz. Evet. O tekstil promosyon dediğimiz zaman bunun tişörtü, yeleği, iş elbiseleri. Yani sadece şapkayla sınırlı değiliz. Fakat ana işimiz şapka. Şapka birinci sırada. Tabii isminden de anlaşılacağı gibi. Şapka da deyince belki akla gelir, yani kim giyiyor? Hakikaten biz tek senede Allah şükürler olsun şu anda 2 milyon adetten fazla şapka üretiyoruz. Tabii oldukça yüksek bir rakam. Tabii bizim ayda şu anda 200 bin adeti buldum. Daha önce daha da fazlaydı, düşürdük. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani kim bunları giyiyor? Ben de pek rast gelmiyorum ama sadece biz 2 milyon üretiyoruz. Bizim gibi bir sürü firma var. Evet. Haliyle biz ana işimiz şapkacılıktır. Daha çok şapkanın promosyon alanında. Evet. Evet. Yani promosyon şapka alanında çalışıyoruz. Evet. Tabii ki biz sadece Türkiye çalışmıyoruz. Yurt dışına? Tabii yurt, daha hele son seneler bu pandemiden sonra daha çok ağırlıklı yurt dışında talep geldi. Daha siz buradayken biri Irak seçimleri için 200 bin adet sordu. Bak, siz telefonla konuşuyordunuz. Yani yurt dışı ağırlıklı şu anda şükürler olsun çalışmaya başladık. Hedefimiz de buydu. Evet. Bu fuarlara katılış amacımız da biraz da yurt dışı müşterisiyle bağlantı kurmaktır. Evet. Şükürler olsun. Yani şu anda bir sürü ülkeyle promosyon şapka alanında hizmet vermekteyiz. Ne güzel. Şimdi burada baktığımız zaman birçok işte üniversiteler olsun, kamu kurumları olsun, özel sektör olsun, işte bunun dışında işte ticaret odaları olsun, hatta Türk bayrağı motifli olan şapkalar da var. Yani talep ne gelirse gelsin, model ne olursa olsun, renk ne olursa olsun, A'dan Z'ye bütün hizmeti burada verebiliyorsunuz. Yani sadece butik olarak hizmet değil, birçok devlet dairelerine bile hizmet verme şansınız da var. Tabii tabii. Ağırlıklı belediyeler olsun, üniversiteler olsun, bütün kamu kuruluşlarıyla, ziraat özel sektör olsun, özel sektörün, tarım sektörü ile özellikle. Belki burada fazla numuneli yok ama ağırlıklı tarım sektörüyle biz çalışıyoruz. Yani tek bir alanla sınırlı değiliz. Evet.
Yani her türlü renk olsun, kalite olsun. Hı hı. A'dan Z'ye diyeyim, kalitede yapabiliyoruz. Evet. Yani hangi renk şapka olacaksa, hangi renk tabii motif olacaksa, hangi renk bir logo ya da ne olacaksa sorunsuz, sıkıntısız A'dan Z'ye bütün hizmeti sunabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani bu şunu söyleyeyim. Olmaz yani, diye bir şey yok aslında değil mi sizin ya yaptığınız işte? Biz önce grafiğini yapıyoruz. Hı-hı. Grafikte anlaştıktan sonra zaten grafikte istenen rengi örebiliyorsun. Evet. İmalatta mümkün olabilecek şekilde ayarlıyoruz önce. Ondan sonra onu imalat aşamasına geçiyoruz. Velhasıkelam müşteri öncesinde de ne görmek istiyorsa görüyor yani. Evet. Önce yapmak istediği şey önce de görme imkanı da oluyor. O grafik tasarımı sayesinde görüyor. Görmüş aşağı oluyor. Aşağı yukarı %70-80 oranda yaklaşık bir şekil örebiliyorsun. Evet, onaylandıktan sonra bir tane numune hazırlanıyor. Numune de fiziksel olarak görüldükten sonra ondan sonra onay verildiğinde seri üretime geçmiş tabii oluyor. Tabii biz %100 baskı ve nakış onayını önceden alıyoruz. Evet. O çok önemli. Yani kesinlikle. Şapkada ufak tefek hata da olsa bir şey olmaz ama baskı ve nakışta bir sıkıntı oldu mu evet, geri dönüşü olmuyor. Geri dönüşü olmuyor. Olmadığı o kadar için emek. Biz %100 onay alıyoruz. Evet. Ona göre de hizmetinizi tamamlamış oluyorsunuz. Aynen öyle. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya bizim sektör promosyon sektörü. Bizim sektörde önceden planlı, programlı çalışma gibi imkan yok. Hı hı. Bir organizasyon, bir faaliyet olacak. Onun için genelde işlerimiz acil olur. Evet. Acil olduğu için hız çok önemli. Tabii ki burada esas olan hızlı vermek, kaliteli ürün vermek. Evet. Onlara ikisine dikkat ediyoruz. Evet. Yani bir açılış varsa, bir fuar varsa o ürün ona yetişmediği zaman bir anlamı olmaz. Kesinlikle o termin süreleri de çok önemli. Termin tarihi bizim sektörde daha çok termin. Tabii. Süreleri daha çok önemli. Evet. Ona çok dikkat ediyoruz. Evet. Tabii burada hızlı davranırken de işin yetişmesi için de bu kaliteden ödün vermeden bunu tabii yapabilmek, o şekilde bunun teslimatını yapabilmek de çok çok önemli. Tabii, yani söyledik. Evet. Yani toparlarsak koşulsuz %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz aslında. Ya hedefimiz o. Tabii ki %100 kolay olmuyor. Herkesi memnun edemezsin. Evet. Hedefimiz vicdanımız rahat olsun. Odur yani. Evet. Yani biz yani vicdan ederiz. Karşılıklı memnuniyet önemli. Tabii elimizde geleni yapıyoruz. Evet. Şükürler olsun. Çoğunu memnun ediyoruz. Ne güzel. Yani bu sektörde de bir şekilde memnun olmaya da olur ama hedefimiz vicdanımız rahat olması. Yani biz elimize geleni yapıyoruz. Evet. Takdiri Allah'a bırakıyoruz. Kesinlikle. Şükürler olsun. Genel itibariyle iyi bir konumdayız. Sorunsuz bir şekilde ilerliyorsunuz. Tabii iyi konumdayız. Yani memnuniyet noktasında şükürler olsun. Bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi bu tarz promosyon sektöründe sizin gibi hizmet veren firmalar var muhakkak. Muhakkak. Yalnız değilsiniz. Muhakkak. Onları rakipler olarak da adlandırabiliriz. Meslektaşlarınız olarak da adlandırabiliriz. Fakat hassas şapkayı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Yani bir kişi iş yapacağı zaman neden hassas şapkayı tercih evet etmeli? Ya her sektörde olduğu gibi bu sektörde de tabii ki güvenilirlik çok önemlidir. Evet. Sözünde durabilmek önemlidir. Kaliteli ürün vermek önemlidir. Evet. Bizim sektörde hele hele o yönde çok sıkıntılar oluyor. Şükürler olsun. Türkiye'de saydığımız zaman bu özelliklerde birkaç tane firmanın içindeyiz biz. Evet. Yani zaman, güvenlik, sözünde durabilmek dedim ya. Mesela bir tarih geçtikten sonra ürünün bir anlamı olmuyor. Kesinlikle. Onun için şükürler olsun. O söylediğim kriterlerden dolayı millet hasatı tercih ediyor. Evet. Her zaman da sunmuş olduğunuz hizmetin ve ürünlerin de arkasındasınız. Arkasında duruyoruz. Bir sıkıntı olduğu zaman onun aynısını bir daha yapıyoruz. Evet. Yani İnsanların arkasında durduğun zaman bir şekilde de Allah onun karşısında veriyor sonrasında. Evet. Önemli olan burada şeffaf olmak. Evet. Adil olmak, herkese de aynı şekilde yaklaşmak. Adet ne olursa olsun, 100 tane şapka tabii da aynıdır. 1000 tane de şapka aynı aynıdır. Sonuçta kesinlikle insanlara siz burada aynı hizmeti veriyorsunuz. Kesinlikle. İleriye dönük hedefiniz nedir peki bu sektörle alakalı? 20 yıl aşkın bir sürede bir deneyiminiz evet var. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya biz kendimize belli hedeflerimize ulaştık. Şükürler olsun. Yani hedefimiz tamamıyla belli bir kaliteyi oturtup, belli bir alt yapıyı oturtup yurt dışı na hizmet etmek. Evet. Ona yönelik de şükürler olsun. Belli bir hedeflerimize vardık. Tabii ki alt yapı noktası daha atmamız gereken daha adımlar var. Belli bir piyasalar var. İşte o da yurt dışı piyasasıdır. Hı hı. İhracata yönelik kendimizi hazırlamak. Ama ona da belli bir yüzdeli oranda da ulaştık şükürler olsun. Evet. Ama en önemlisi tabii birinci sırada hiçbir zaman ürün kalitesinden, hizmet kalitesinden evet ödün vermeden tabii sektörde devam edebilmek de çok çok önemli. Tabii tabii. Hedef dediğimiz ama yurt dışı demek işte odur yani. Önce evet sağlam bir altyapı oluşturacaksın. Evet. Sağlam ürün, kaliteli ürün.
Ondan sonra ihracat. Evet. İnşallah. Peki efendim, buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Hasar şapka olarak öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz son olarak? Evet. Yani ben önerim şudur. Biraz fuara yönelik söyleyeyim. Yani insan bir yola çıktı mı yol sana öğretiyor. Yani evet. Biz de bu yola çıktığımızda bir sürü şey bilmiyorduk. Onun için insan bir hedeflesin, hedeflerini koysun, yürüsün. O yürürken yol öğretiyor. Bizde de öyle oldu. Evet. Biz de bilmiyorduk, tekstili bilmiyorduk. Onun için idealist olsunlar, hedef kılsınlar. Vazgeçmesinler. Kafada tabii büyük düşünsünler. Yani başkası yaptıysa herkes yapabilir. Evet. Girişimci olalım. Evet. Ve promosyon, özellikle de şapka. Promosyonla alakalı da bilgilendirilmek isterlerse ya da iş yapmak isterlerse sizinle de gönül rahatlığıyla da irtibata geçebilirler. Vermiş olduğunuz kaliteli hizmet ve kaliteli ürünlerden ötürü Hasar Şapka firmasına, bütün izleyicilerimize biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinize, başarılarınıza devamını diliyoruz. Biz de böyle bir fırsatı bize verdiniz. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun Hüseyin Bey.